Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere önümüzdeki Brawl Talk'la beraber oyuna eklenecek yeni etkinlikte herkesin ücretsiz alabileceği Mortis ve Edgar'ın hiperşarj kostümlerinden bahsedeceğim. Bu tarz videoların devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dinlemeyen videoya geçin. Yani videoya geçmeden önce dükkanın da en sanılan içerik ölçüsü destek bölümünden ustayı destekleriyle yaptığıma bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Yani videoya da geçmeden önce Brawl Pass'te bazı ücretsiz ödüllerim var. Onları toplayaraktan videoyu devam etmek istedim. Belki bir efsanevi star hediyesi yakalarız hocam. Şansımız belki yaver gider bilmiyorum artık arkadaşlar. Bir efsanevi star hediyesi yakalarım diye girdim. Şurayı temizleyelim bakalım. Ne var ne yok bir süperelim arkadaşlar. Şuradan rozetimizi de alalım. Şuradan bedavaya elmaslarımızı da alalım. Güzel. Bu elmaslar mücevherleri topla star hediyesi hadi bir efsanevi. Yok hocam enderden yukarı çıkmıyor yani gerçekten şansıma tüküreyim artık yeter ya. Abi efsanevi star hediyesi istiyorum gerçekten çok bir şey istiyorum ya. Evet bir tane daha süper ender yakaladık arkadaşlar. Yani siz de böyle misiniz abi şanssız mısınızdır? Yani bir yorumlara yazın bakalım yoksa ben ekstra mı şanssızım? Niye hep ender? Destans oldu oradan da altın çıktı tamam bak destans da olur yani. Sadece adam akıllı bir şeyler vermesi benim için yeterli ya destansı bile okeyim yani ben. Ve buradan da son star hediyemizi açaraktan hiçbir şey gelmedi. Bak, maviden yukarısını göremedik arkadaşlar. Zaten bundan sonrası da kostümler vesaire. Evet Brawl Pass kısmını da topladıktan sonra abi. Dilerseniz şu Mortis ile Edgar'ın hiperşarj kostümleri nasıl olacak? Hangi etkinlikte verilecek? Hepsini size anlatmaya başlayayım. Evet şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar geçenlerde Prank yol haritası videosunda Brawl Talk'un 26 Ekim tarihinde geleceğini söylemişti. Ve 26 Ekim'de gelecek bu Brawl Talk'la beraber bizlere gösterileceği kesin olan bir kostümümüz var abi. Onunla videoyu başlatmak istedim. O da abi tam karşınızda duran atalardan kalma bel kostümü. Bu kostüm Dragon Bell kostümüyle aynı anda seçilmişti. Hatta bu kostümü Supercell seçmişti bildiğiniz gibi ve geçenki Brawl Talk'ta bu kostümü oyuna getirmediler çünkü bu Brawl Talk'a sakladılar. Benim de burada ilk önce bu kostümün size oyuna geleceğini söylememin nedeni az sonra da anlayacaksınız çünkü az sonra göstereceğim Mortis ve Edgar kostümlerinin temasıyla bağlantılı bir temaya ait arkadaşlar bu kostüm. O yüzden de ilk etapta bu kostümü sizlere göstererek videoya başlamak istedim diyelim ve dilerseniz şimdi Mortis ve Edgar'ın hiperşarj kostümlerinin neler olabileceği ve nasıl bu kostümlerin oyuna geleceği neredeyse kesinleşti. Onlardan bahsetmeye bir başlayayım. Ya yine bildiğiniz gibi Brawl Stars kendi kanalında geçenlerde bir yol haritası videosu paylaştı ve 26 Ekim'de gelecek Brawl Talk'la beraber oyuna da yeni bir etkinliğin geleceğini söyledi bizzat Frank ve bu etkinlik ekranda da gördüğünüz Mortis vs Edgar etkinliği olacak dendi. Ve yine bildiğiniz gibi Brawl Stars her etkinlikte abi bizlere ücretsiz de bir kostüm veriyor. Daha çok bu kostümlerin nadirliği yani enderliği hiperşarj kostümü iken sadece son etkinlikte yani Sünger Bob etkinliğinde El Primo'nun gizemli kostümünü bizlere ücretsiz vermişlerdi. Acaba bir daha hiç hiperşarj kostümü vermeyecekler mi derken bu etkinliklerde bizlere oyunun içerisindeki bir kitap aslında bu etkinlikte de bizlere ücretsiz olarak hangi nadirlikte bir kostüm verileceğini gösteriyordu. Buyurun size oyunun içerisindeki o kitabı ve gizemini bir açıklayayım. Oyunun içerisindeki girmek yasaktır denilen bu kitabı fazla fazla tıklarsanız yani birden fazla kez tıklarsanız arkadaşlar arada gördüğünüz gibi bir cam skeri şeklinde Mortis'in görünümü yani kostümü çıkıyor. Hatta bir kere daha gösterip ondan sonra bunu bir yere bağlayacağız. Bakın gördünüz mü arkadaşlar kırmızılı mırmızılı bir Mortis kostümü bizleri jumpscare şeklinde korkutmaya çalışıyor. Bu gizemli kitabın içerisine sürekli tıklarsanız. Ve aslında o jumpscare şeklinde çıkan kostüm çok tanıdık bir kostüm arkadaşlar. Aha da o jumpscare şeklinde çıkan kostümü şu an tam halini görüyorsunuz. Ve aşağıda da abi bu jumpscare şeklinde çıkan kostümün tam halini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu nereden biliyoruz derseniz arkadaşlar zaten 6-7 önce de sizlere bunun videosunu yapmıştım. O videoda gösterdiğim Mortis'in hiperşarj kostümleri de tam karşınızda duruyor abi şu an. Ve burada görmüş olduğunuz 4 tane Mortis'in hiperşarj kostümünü Brawl Stars belki bundan 6 ay önce falan bazı kullanıcıların mailine bir kostüm anketi şeklinde yollamıştı. Ve yine bildiğiniz gibi Brawl Stars bu zamana kadar maile gönderdiği bu kostüm anketlerindeki tüm kostümleri de oyuna getirdi. Sadece bu ekranda gördüğünüz 4 tane Mortis kostümünden birini oyuna getirmemişler. Bu zamana kadar kostüm anketi şeklinde yolladığı maillerdeki tek oyuna getirmediği kostümler bunlar olmuştu. Ve biz bu kostümlerden en az bir tanesinin önümüzdeki Brawl Talk'lardan birinde oyuna geleceğini söylemiştik. Ve ta ki bugüne kadar arkadaşlar çünkü burada gördüğünüz Underworld yani yeraltı canavarı Mortis mi şeytan Mortis burada da Devil Mortis yazıyor. Şeytan Mortis kostümü şu an kitabın içerisinde jumpscare şeklinde bizlere gözükmekte. Ve o da gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Bakarsanız gerek saçının ortasındaki beyazlık, gerek boynuzları, gerek dişleri, gerek bu boynundaki dikenli tasma, gerekse de kanatlarıyla arkadaşlar direktmen Şeytan Mortis'in ta kendisi abi. Zaten zamanında da bunu Brawl Stars bizzat kendisi kostüm anketi şeklinde bazı kullanıcılara yolladığı için direkt jumpscare şeklinde gözükünce ben bunu direktmen zaten aynı kostüm olduklarını anlamıştım ve bunu nereye bağlayacağım arkadaşlar? Hani az önce oyunda bir etkinlik geleceğinden bahsettik ya Brawl Talk'la beraber. İşte bu Brawl Talk'taki bu etkinlikle beraber arkadaşlar hani dedik ya etkinliklerde çoğunlukla hiperşarj kostümünü herkese ücretsiz bir şekilde Brawl Stars veriyor. Zaten bu etkinliğin geleceği kesin etkinlik Edgar vs Mortis etkinliği ve Mortis'in de hiperşarj kostümü gözüktü ve hiperşarj kostümleri
Yani bu zamana kadar hiç parayla satılmadı arkadaşlar. Hep ücretsiz verildi. Bildiğiniz gibi Brawl Stars da böyle adetleri bozan bir marka değil ve yine aynı şeyi yapacaklardır. %99,9 oranında Mortis'in biz bu hiperşarj kostümünü bu etkinlik kapsamında her zaman olduğu gibi ücretsiz bir şekilde alacağız abi. Yani normal halde bu iken arkadaşlar gördüğünüz gibi hiperşarja basınca da şöyle etrafına alevler saçan harika bir kostüm gibi duruyor abi. Bu şeytan Mortis ya da yeraltı canavarı Mortis kostümü. Peki bu etkinliği söyledik. Etkinlikteki Mortis'in bir hiperşarj görünümüne sahip olacağı ve anlattığım nedenlerden dolayı bizlere ücretsiz verileceğinden bahsettim. Peki Edgar ne olacak abi? Sonuçta iki karakterle alakalı bir etkinlikse ve Mortis hiperşarj kostümü ücretsiz verilecekse ve gelecekse Edgar'a da gelmesi lazım. Zaten geleceğinin spoilerını da Dani verdi. Bugünün size onu da göstereyim. O da arkadaşlar tabii ki de Dani geçenlerde bir Güney Amerika'daki canlı yayına konuk oldu ve o canlı yayın sırasında 26 Ekim'de gelecek Brawl Talk'la beraber Edgar'a harika bir kostüm geleceğini spoilerını verdi. Zaten harika bir kostüm vardı aslında. Mecha Edgar diye efsane bir kostüm vardı Edgar'ın. Bundan daha üst level nasıl bir kostüm olabilir? Tabii ki de hiperşarj kostüm enderliğine sahip bir kostüm olabilir. Yani Edgar'da arkadaşlar aslında Dani burada spoiler'ı veriyor ve bir hafta önce katıldığı bu programda aslında Edgar'a da bir hiperşarj kostümü geleceğini bizlere söylüyor. Zaten bu haberde de arkadaşlar yazıyor. Sizce Edgar için yani onun için hiperşarj kostümünü mü kastetti diye. Zaten yorumlarda da herkes aynı fikirde. Dani burada arkadaşlar Edgar'a gelecek bir hiperşarj kostümünden bahsediyor. Ki zaten parçaları da birleştirince arkadaşlar uyuyor. Dediğim gibi oyuna Mortis vs Edgar etkinliği geliyor. Bu kesinleşti. Ayrıca Mortis'in hiperşarj kostümü görünüyor. Kitabın içerisinde bu da kesinleşti. Hiperşarj kostümleri her zaman ücretsiz veriliyor. O yüzden Mortis'in hiperşarj kostümü de ücretsiz verilecek. Bu etkinlik kapsamında bu da kesinleşti neredeyse. Edgar kaldı. Edgar'da Dani zaten açıkladı harika bir kostüm geleceğini ve bu da ne olabilir? Hiperşarj kostüm olacak ve bu etkinlikle beraber bu da bizlere ücretsiz verilecek. Hikaye tamam bu şekilde. Peki diyeceksiniz ki Edgar'a nasıl bir kostüm gelebilir? Bu belli oldu mu? Belli olmadı ancak arkadaşlar başta da sizlere atalardan kalma bel kostümünü göstermiştim. O yüzden nasıl bir şeye benzeyeceği aslında şimdi göstereceğim şeylerden sonra 3 aşağı 5 yukarı kafanızda oturacak. Öncelikle atalardan kalma bel kostümüne tekrardan bir geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada işte boynuz gibi bir şeyleri var böyle. Değişik böyle orta çağdan kalma fantastik fütüristik bir kostüme benziyor gördüğünüz gibi. Bu atalardan kalma bel kostümü. Aynı şekilde Mortis'in kostümüne de bakarsanız yine boynuzlar vesaire var böyle kanatları var. Aynı böyle atalardan kalma bel kostümü gibi. Bu şeytan Mortis kostümü de ya da yeraltı canavarı Mortis kostümü de aynı temanın kostümleri gibi duruyorlar arkadaşlar. Yani böyle bir korku temasının kostümleri gibi duruyorlar. İkisinin de hemen hemen kanadı var. Elinde tuttuğu böyle değişik kılıçları var. Boynuzlara benzeyen şeyleri var vesaire. Ve korkutucular arkadaşlar. Kısacası iki kostüm de aynı temanın kostümleri gibi duruyor. Yine Edgar'da arkadaşlar bunlara benzeyen bu temadan bir kostüm gelecektir. Yani böyle işte kafasında boynuzları olan bir veya kanatları olan bir böyle değişik işte korkutucu bir Edgar kostümünün hiperşarj kostümü olaraktan geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu iki kostümün de birbirine benzemesi Edgar'ın bunlarla aynı temaya ait aynı benzeyen bir kostüm olacağı anlamına geliyor arkadaşlar diyelim ve yani kısacası anlattığım tüm bu şeylerden sonra ve sunduğum bu kadar kanıttan sonra arkadaşlar 26 Ekim'de oyuna geleceği kesinleşen Edgar vs Mortis etkinliğiyle beraber her etkinlikte Brawl Stars'ın yaptığı gibi bu etkinlikte de bizler arkadaşlar hiperşarj kostümlerini bu iki karakterin hiperşarj kostümlerini ücretsiz bir şekilde etkinliği bitirdiğimizde verecekler abi. Zaten bununla alakalı kanıtları da vesaire sizlere sundum ve arkadaşlar %99,9 ihtimalle de bu doğru çıkacak. Bunu da tekrardan sizlere söylemiş olayım. Ki zaten arkadaşlar buradaki haberde de yazdığı üzere Edgar ve Mortis için yeni etkinlik ve hiperşarj kostümleri diyor. Bir tarafta Mortis'in diğer tarafta Edgar'ın olacağı bir savaş olacak ve belki de bu en kötü kavgacı ünvanı için bir savaştır denmekte bu haberde ve kostümlerden bahsetmişken Edgar ve Mortis bir sonraki güncellemede hiperşarj kostümüne kavuşacak denmiş. Haberde arkadaşlar ki ben de bu şekilde düşünüyorum. Bu haberi de sizlere bu video içerisinde göstermek istedim. Ve yine arkadaşlar bu kitabın içerisine tıkladığımızda karşımıza gelen görüntülerden birinin çok net bir şekilde fotoğrafı ortaya çıkmış durumda. Ve bu fotoğrafa baktığınızda garip bir baston görüyorsunuz arkadaşlar bu kısımda. Onun haricinde buradaki resimde abi Otis'e yine kostüm geleceği görünüyor. Ya yani Otis'e bir kostüm bekleyebiliriz bu Brawl Talk'ta. Onun haricinde dediğim gibi Barley'e bir kostüm bekleyebiliriz. 8 bite bir kostüm bekleyebiliriz. Ve onun haricinde arkadaşlar burada kafatası falan var gördüğünüz gibi. Böyle korkutucu şeyler geliyor yani. Az önce Mortis kostümünden atalardan kalma bel kostümünün ne kadar korkunç olduğundan falan bahsettim. Muhtemelen yeni gelebilecek karakterlerde böyle korku temalı karakterler olabilir arkadaşlar. Ya korkunç karakterler olabilir. Bak burada tabut var abi. Burada iskelet var. Burada değişik bir baston var arkadaşlar. Ve bu bastonun neyle alakalı olduğunu kimse bilmiyor. Belki de yeni bir karakterle alakalıdır bu baston arkadaşlar. Tabutun içinde gördüğünüz gibi yine bir iskeletimiz var. Yani yeni gelecek kostümlerde yeni gelecek karakterlerde kesinlikle korkutucu karakterler ve kostüm temaları olacak arkadaşlar. Bunu da bu fotoğraftan net bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Ve onun haricinde de burada Otis'e bir kostüm gözüküyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Böyle bir Otis'e de kostüm gelebilir. Şu
ortasında da Otis'in attığı şeye benziyor. Hatta bu ult animasyonu falan da olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve burada da videoyu noktalandıracağım. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hem Mortis ile Edgar'ın hiper şarj kostümlerinden bahsettik. Bunların ücretsiz verileceğini yeni etkinlikle beraber bunu sizlere söyledim. Ve dediğim gibi oyuna yeni güncelleme ile yani 26 Ekim'deki Brawl Talk'la beraber korku teması baya baya bir işlenecek arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Yeni kostümler, korku temalı kostümler oluyor. Gördüğünüz gibi atalardan kalma ben, Mortis'in kostümü, Edgar'ın hiper şarj kostümü vesaire. Yine aynı şekilde karakterlerde muhtemelen korku temalı karakterler olacak. Böyle hayaletli karakterler bile gelebilir arkadaşlar. İşte böyle zombili mombili karakterler. Bakın burada tekrardan görüyorsunuz tabutun içinde bir baston var. Hiç alakasız bir baston. O yeni bir karaktere ait olabilir. Burada iskeletler falan var. Gözler var. Yani gerçekten korkutucu. Burada Spike'a bir iğne batırılmış. Gerçekten korkutucu karakterler ve kostümler oyuna gelecek gibi duruyor. Bir sonraki Brawl Talk'ta muhtemelen bu tahminimizde doğru çıkacak diyelim ve ben bir videonun daha sonuna geleyim. Bu tarzda videoların devamı için de bu videoyu like atıp kanala abone olmayı tekrardan unutmayın. Bunu da hatırlattıktan sonra başka da Brawl Stars'ta görüşecek dediğim gibi hoşçakalın ve bay bay.